İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesi topografik yönden Anadolu'nun ortasında bir şanak şeklindedir. Bölgenin güney sınırı Toros Dağları'nın kuzey eteklerinden, kuzey sınırı Kuzey Anadolu Dağları'nın güney kanadındaki dağların yüksek kesimlerinden geçer. Bölgenin doğu ve batısı ise plato ve yüksek olmayan dağlarla çevrilir. Bölgenin güney kesiminde kapalı havzalar yer alır. Bölge 151 bin km² yüzölçümü ile Türkiye'nin %19'unu kaplar. Kapladığı alan yönünden Doğu Anadolu bölgesinden sonra 3. sıradadır. Paleozoik dönem. Bu zamana ait araziler Ankara'nın doğusunda ve batısında Sündiken dağlarında yer alır. Ankara çevresinde paleozoik araziler çoğunlukla kıntılı taşlardan ibarettir. Sündiken dağlarında mermer ve şişler yaygındır. Akdağ madeni dolaylarında mermer ve mikasitlerin yaygın olduğu diğer bir paleozoik arazisine geçilir. Obruk platosunun batısında şist ve mermerlerden oluşmuş Bozdağlar masifi yer alır. Güney batıda paleozoik bir kitle olan Sultan Dağları'nda killi ve kalker şistler yaygındır. Mezozoik. Bir kuşak halinde Ankara-Kırıkkale arasında yer alır. Burada deniz altında oluşan kaymalar sonucunda yeşil renkli ultrabazik kayalar ile kireç taşları karmaşık durum almıştır. Güneyde ise İmir Dağları ile Tuz Gölü'nün güneyi arasındaki yüksek yerlerde Mesozoik'e ait kireç taşları yer alır. Sultan Dağları'nın orta kesiminde Jüre'ye ait kireç taşları görülür. Tersiyer, 3. Jeolojik zaman. Bu zamanın başlarında Eosen devrinde oluklara yerleşen denizde filiş ve karbonatlı malzemeler çökelmiştir. Bu araziler Ankara'nın doğusundan başlayarak bir kuşak halinde Tuz Gölü'nün doğusuna kadar uzanır. Ankara'nın batısında Polatlı civarında yüksek tepeler Eosen kireç taşlarından oluşmuştur. Oligomiyesen'de İç Anadolu'nun kapalı havzalarında sıcak iklim şartları altında çevreden akarsularla çözünür halde gelen malzemelerin birikmesiyle tuzlu, zifsiz çökeller oluşmuştur. Bunlar Çankırı-Sivas arasında ve güneyde Ulukiste civarında yaygındır. Bölgenin alçak sahaları ve olukları 3. jeolojik zamanın son devrinde Piyosen göller tarafından kaplanmıştır. Özellikle faylanma hareketleri kabuk tabakasında çökelmelere yol açarak tektonik kökenli oluklar meydana getirmiştir. Sultan Dağları ile İmir Dağları arasında uzanan Akşehir ve Eber göllerinin yer aldığı oluk ile Eskişehir Ovası'na vücut veren çöküntüler oluşmuştur. Bu göl ortamlarında killi, kireçli tortullar birikmiştir. Bölgenin alçak sahaları ve olukları 3. jeolojik zamanın son devrinde göller tarafından kaplanmıştır. Özellikle faylanma hareketleri kabuk tabakasında çökelmeler yol açarak tektonik kökenli oluklar meydana getirmiştir. Sultan Dağları ile Emir Dağları arasında uzanan Akşehir ve Eber göllerinin yer aldığı Eskişehir Ovası'na vücut veren çökeller oluşmuştur. Bu göl ortamında killi kireçli tortullar birikmiştir. İç Anadolu'nun jeolojik, jeofermolojik yönden en önemli özelliği 3. jeolojik zamanın sonlarına doğru yoğun volkanizma olaylarının meydana gelmiş olmasıdır. Volkanlardan çıkan lavlar ve diğer taneli malzemeler yer yer göl havzalarına da birikmiştir. Böyle alanlara göl tortulları ve volkanik malzemelerin bir arada bulunduğu volkano sedimenter araziler oluşmuştur. Bölgede volkanizma farklı evler halinde olmuş, volkanlardan bazen lavlar, bazen de kül, kum ve çakıl büyüklüğünün taneli maddeler püskürmüştür. Kuvartenler, 4. jeolojik zaman. Özellikle bölgedeki kapalı havza ve ovaların tabanlarındaki killi, kireçli, gevşek tortullar ve alüvyonlar kuvartenlere aittir. Konya ve Tuz Gölü ovalarının tabanlarındaki ince malzemeler buzul döneminde burayı kaplayan gölde çökelmiştir. Günümüzde soğuk ve kurak olan son buzul dönemi sırasında çevreden gelen suların birikmesiyle Tuz Gölü'nün seviyesi 100 metreden fazla yükselmiştir. Aynı şehirde Akşehir ve Eber gölleri yükselerek birbirleriyle birleşmiştir. Gölün yüksek seviyesine göre oluşmuş kumul depoları ve falezler meydana gelmiştir. İç Anadolu jeoformolojisi. Bölge uzun ve yüksek dağ sıralarının pek görünmediği plato ve ovaların yaygın olduğu bir morfolojik özellik sunar. 1. Dağlık alanlar, 2. Platolar, 3. Ovalar, 4. Pay hatları, 5. Yarma boğazlar,
6 genç volkan konileri, 7 obruklar, 8 kırkıbayı ve peribacaları. Bölgede orojenik ve volkanik dağ sıraları bulunur. Tortulların kıvrılmasıyla oluşan dağlar, doğuda kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan Aladağlar, Hınzır ve Tecer dağlarıdır. Diğer kısımlarında pek yüksek olmayan Elma Dağı ve Sündüken gibi dağ kuşakları bulunur. Volkanik kökenli dağlar Erciyes 3.917 metre, Melendiz 1.898 metre, Büyük Hasan Dağları 3.268 metre ile Konya Ovası'nın güneyinde Karadağ 1.819 metredir. İç Anadolu'nun doğusunda kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan volkanik dağlar kırıklar boyunca dizilmişlerdir. 18 kilometre çapında olan ve 1000 kilometrekarelik alan kaplayan Erciyes volkan kütlesi bir ana koni ve etrafında bulunan ikincil konilerden ibarettir. Kalkanlı, Karniyarık ve Dikkartın volkan konileri. Nevşehir'in 16 kilometre kadar güneydoğusuna da ve Aksaray yolu güzergahında bulunan Acıgöl ve güneydoğudaki volkan konisi ilgi çekici bir görünümdedir. Karapınar, Karacadağ arasında genç volkan dağları, kül konileri ve patlama kraterleri oluşmuştur. Acıgöl, Nevşehir'den başka bir de Karapınar yakında Acıgöl bulunur. Bu göl patlama çukuru içerisinde yerleşmiş olup en geniş yeri 1,5 kilometre olan elips şeklinde bir patlama krateridir. Kraterin çevresinde pirokastik yani taneli volkanik malzeme görülür. Ürgüp, Avanos, Uçhisar arasındaki son derece acayip, bazen de etkileyici görünümdeki peribacaları bölgedeki patlamalı püskürmelerden çıkan tüf ile çakıl, volkan camı gibi iri malzemelerden oluşan sert tabaka ve blokların farklı şekilde aşınmalarıyla oluşmuştur. İç Anadolu'nun diğer bir özelliği de 1000 metrenin üzerinde yer alan platoların bulunmasıdır. Başlıca platolar Tuz Gölü ile Konya Ovası arasındaki Obruk platosu, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında Haymana platosu ve Kızılırmak yayı içinde Bozok platosu ile Sivrihisar Afyon arasında Yazılıkaya Bayat platosudur. İç Anadolu'da bazalt ve andezit tabakaları üzerinde düzlüklerin yer aldığı volkanik platolar daha çok Kayseri-Pınarbaşı arasında görülür.